Arkadaşlarımızdan bir kısmı hocam çok uzattınız, bir sürü çizim yaptınız, kafamız karıştı, renk renk kalemler vesaireler diyebilir. Onlar için bir de tablo hazırladık. O tabloyu tartışacağız. Arkadaşlar eğer ikinci bölgedeki açımız 180 ile ifade edilmişse, yani dönüşümde 180 varsa fonksiyonlar değişmez. Sinüs sinüs, kosinüs kosinüs, tanjant tanjant, kotanjant kotanjant olarak kalır. Fakat 90 derece varsa fonksiyon ters döner. Yani sinüs kosinüs olur, kosinüs sinüs olur. Tanjant kotanjant olur, kotanjant da tanjant olur. Bir şeye daha dikkat etmeniz gerekir. Sinüs ikinci bölgede artı olduğu için buradaki sinüs de artı. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için buradaki kosinüs de eksi. Bundan sonra bölme işlemi yapıyoruz biliyorsunuz. Sinüsü kosinüse bölüyoruz, eksi tanjant. Kosinüsü sinüse bölüyoruz, eksi kotanjant olarak yazıyoruz. Sağ tarafa bakalım. 90 derece olduğu için bir kere sinüs kosinüse dönmüş. Kosinüs sinüse dönmüş. Tanjant kotanjanta dönmüş. Kotanjant da tanjanta. Sinüs ikinci bölgede artı. Kosinüs de birinci bölgede artı. Sorun yok. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için başına eksi gelmiş. Tanjant ikinci bölgede eksi olduğu için yine başına eksi gelmiş veya oranlayarak da görebilirsiniz. Sinüs bölü kosinüs eksi. Kosinüs bölü sinüs yine eksi olarak karşımıza çıkıyor. Yani orantılayarak tanjant ve kotanjant değerlerini tartışabilirsiniz. Gelelim üçüncü bölgeye. Kuralımız değişmiyor sevgili arkadaşlar. İşin içinde 180 derece varsa fonksiyonlar değişmiyor. Yani sinüs olarak kalıyor. Kosinüs kosinüs olarak kalıyor. Tanjant olarak kalıyor. Kotanjant da kotanjant olarak kalıyor. Üçüncü bölgede sinüs eksi olduğu için yine eksiyi kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için yine arkadaşlar eksiyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Sonra eksi bölü eksi artı. Yine eksi bölü eksi artı olarak karşımıza çıkıyor. Yani 180 derece varsa fonksiyon değişmez. 270 derece için konuşalım. 270 derece varsa dönüşümüz içinde arkadaşlar fonksiyon ters döner. Sinüs kosinüse döndü. Kosinüs sinüse döndü. Bunların bölümleri de ters dönecek otomatikman. Sinüs 3. bölgede eksi olduğu için başına eksi yazıyoruz. Kosinüs 3. bölgede eksi olduğu için yine başına eksi yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve eksiyi eksiye böldüğümüzde artı. Yine eksiyi eksiye böldüğümüzde artı olduğunu görüyoruz. Bakalım 4. bölgede durum nasılmış? Burada da 180 yok ama 180'in 2 katı 360 var. Yine fonksiyon sevgili arkadaşlar dönmüyor. Aynı kalıyor. Yani sinüs sinüs olarak kalmış. Kosinüs kosinüs olarak kalmış. Tanjant tanjant olarak kalmış. Bakınız. Tanjant tanjant olarak kalmış. Kotanjant kotanjant olarak kalmış. Dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için fonksiyonumuzun başına bir eksi getirmek zorundayız. Dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için sorun yok. Artı. Bundan sonra orantılayarak sonuca gidebilirsiniz. Sinüs bölü kosinüs. Burada yine eksi. Kosinüs bölü sinüs eksi olduğunu görüyorsunuz. Peki 270 derece varsa ne yapmalıyız? 270 derecede sevgili arkadaşlar fonksiyon ters döner. Ne demek öğretmenim ters döner? Tekrar edelim. Sinüs ise kosinüs olur. Kosinüs ise sinüs olur. Sinüs 4. bölgede eksi yani aşağıda kaldığı için eksi oluyor. O zaman kosinüsün başına da bir eksiyi getirme mecburiyetimiz var. Kosinüs 4. bölgede sağ tarafta kaldığı için eksilik yok, artı olarak kalıyor. Bundan sonra orantılayarak sinüsün kosinüse bölümü sağ tarafta kosinüs bölü sinüs oluyor. Eksi kotanjant ve eksi tanjant alfa da karşımıza çıkıyor. Kısaca ifade etmek gerekirse eğer bir açıyı birinci bölgeye taşımak istiyorsak yani indirgemek istiyorsak 180 ve 360 varsa fonksiyon değişmez. 90 ve 270 varsa fonksiyon ters döner. Arkadaşlar bazı trigonometrik formüller var. Artık onlardan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi alanla alakalı. Hocam burada trigonometri yok diyenlere hemen birinci bölümü hatırlatıyoruz. Trigonometri neydi? Dik üçgenlerde benzerlik ve bütün üçgenler bir dik üçgen vasıtasıyla iki dik üçgene ayrılabilir. Bu yüksekliğe h diyoruz. Arkadaşlar bu üçgenin alanı A çarpı H bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü
Artık trigonometri konuşturalım. H sonradan geldi. Kullanmak zorundayım. H bölü B. H bölü B de diyebilirsin ama ben H diyorum. Sinüs alfa. Neden hocam sinüs alfa? Alfanın karşısı H bölü hipotenüs B. Buradan H yerine arkadaşlar B çarpı sinüs alfa yazıyoruz. Yani H ifadesini artık üçgenin bir kenarı cinsinden ifade etmiş olduk. O zaman alan formülünde yerini yazalım. A eşittir A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2. Buradaki B çarpı sinüs alfa nereden geldi? Yükseklikten geldi arkadaşlar. Bunu da tekrar göstermiş olalım. Matematikçiler estetik çalışmayı sever. Çok sanatçıya benzemezler ama estetiği seviyorlar. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa. Matematikçilere sorarsanız sağ taraftaki yazılım sol taraftaki yazılıma göre daha düzgündür. Arkadaşlar buradan şunu özetlememiz gerekiyor. Bir üçgenin alanı, iki kenarının çarpımı çarpı bu iki kenar arasında kalan açının sinüsü bölü 2 olarak ifade edilebilir. Hocam çok mu önemli? Bilmiyorum çok mu önemli fakat çok yerde karşınıza çıkacak. Eğer matematikle ilişkiniz varsa, matematiği seviyorsanız mutlaka bu alan formülünü bilmelisiniz. Bu alan formülü karşımıza nerede çıkıyor? Arkadaşlar şu karşınızdaki şekilde çıkıyor. Yalancı merdiven veya merdivenin bir değişiği olarak düşünebiliriz. Kırmızı açıya odaklanmanızı istiyorum. Alfa. Bu alfa hem küçük üçgende var yani siyah üçgende hem de kahverengi üçgende var yani büyük üçgende. Küçük üçgenin alanı. Biz buna A1 diyeceğiz. Büyük üçgenin alanı. Buna da A2 diyeceğiz. Küçük üçgenin alanını yazalım. 1 bölü 2 çarpı. İki kenarın çarpımı yani xy. Aralarında kalan açı alfa. Bunun sinüsü. Sinüs alfa. Peki büyük üçgeni düşünelim. 1 bölü 2 çarpı. İki tane kenar. A çarpı B. Çarpı A ile B'nin arasında kalan açıya bakarsanız yine alfayı göreceksiniz. Çarpı sinüs alfa. Matematikçiler diyorlar ki taraf tarafa oranlarsak 1 bölü 2'ler gider. Sinüs alfalar da gider. Bize sadece kenarlar kalır. X çarpı Y bölü A çarpı B. Biraz önce estetikten bahsetmiştim. Matematikçiler estetik yazımları seviyorlar. O yüzden X bölü A çarpı Y bölü B yazmayı tercih ediyorlar. Bir de sayısal görelim. Çok fazla harf geldi. Karşımızda iki tane üçgen var sevgili arkadaşlar. Birisi siyah, birisi kahverengi. Biraz önceki üçgenler sadece harfler yerine sayılar yazdım. Karşı kenara ihtiyacımız olmadığı için karşı kenarı boş bıraktım. Siyah üçgenin iki kenarı 2, 3. Kahverengi üçgenin iki kenarı 8, 7. Bu üçgenlerin alanları oranı nedir arkadaşlar? Küçük üçgene A1 diyeceğiz. Büyük üçgene A2. Küçük üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı. Kenarlar çarpımı 2 çarpı 3 çarpı. Aralarındaki açının sinüsü sinüs alfa. Büyük üçgen için konuşalım. 1 bölü 2 çarpı. Kenarlar 8 çarpı 7 çarpı. Aralarındaki açının sinüsü sinüs alfa. Matematikçiler diyorlar ki eğer A1'i A2'ye bölersek yani oranlarsak 1 bölü 2'ler gider sinüs alfalar gider. Geriye 2 çarpı 3 bölü 8 çarpı 7 kalır. Yine estetik bir yazılım isterseniz. 2 bölü 8 çarpı 3 bölü 7. Hocam güzelmiş. Boşu boşuna bir sürü işlem yapmamıza gerek yokmuş. Evet arkadaşlar. Ortak açıya sahip iki üçgenin alanları oranı kenarları oranlarının çarpımına eşittir. Bakın 2 bölü 8 çarpı 3 bölü 7. Buradan birçok sonuç çıkıyor. Ben çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Arkadaşlar kosinüs teoremi de benzer bir teknikle ortaya çıkıyor. Bir yükseklik indiriyoruz. Alfa diyoruz. Yüksekliğimiz h, sol taraf ne olsun? X olsun. Sağ tarafta a eksi x. Arkadaşlar buradan
Buradan Pisagor teoremleri yürüterek şu sonuca ulaşıyoruz. C kare eşittir B kare artı A kare eksi 2AB çarpı kosinüs alfa. Peki yükseklik sadece A'dan mı indirilir? Peki B'den C'den yükseklik indirebilir miyiz? Evet, indirebiliriz. İspatını merak ediyorsanız ayrıca yapılmasında fayda var. Çok uzun gelebiliyor bazı arkadaşlara. Birçok kaynakta mesela Google'da aratırsanız kosinüs teoremin ispatı diye güzel bir Pisagor ispatını karşınızda göreceksiniz. Trigonometrinin en önemli iki teoreminden bir tanesi. Peki ikincisi ne? O da tahmin edebileceğiniz üzere sinüs teoremi. Sinüs teoreminin çıkış noktası arkadaşlar, bütün çemberler içinde üçgen çizilebilir. Buna çevrel çember diyoruz. Bu üçgenin çevrel çemberinin bir merkezi var. Merkezden mutlaka çap geçirebilir ve çapı gören çevre açı 90 derecedir. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar ne oldu? Yine herhangi bir üçgenden bir dik üçgene ulaşma şansına sahip olduk. Sonra yine çember kullanılarak herhangi bir açı düşünülüyor. Mesela beta. Beta'nın gördüğü çevre açı 2 beta. Bu çevre açıyı gören bir başka açı var. Beta. Şimdi sinüs beta'yı görmeden önce çapı çizmemiz lazım. Buna D diyeceğim. Sinüs beta eşittir B kenarı bölü çap. Çapa da 2R diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani DC. Peki biz bu işlemi B için yaptık. B için yaptık. Başka bir açı için yapabilir miyiz? Mesela sinüs alfa için yapabilir miyiz? Sinüs alfa eşittir. Aynı işlemi benzer bir şekilde yürüttüğünüzde A bölü 2R sinüs alfa. Aynı şekilde sinüs C için ya da sinüs teta için yaptığımızda da sevgili arkadaşlar C bölü 2R. Orantı tekniği kullandığınızda 2R eşittir B bölü sinüs beta. Yine 2R eşittir A bölü sinüs alfa. Yine orantı tekniğiyle 2R eşittir C bölü sinüs teta. Buradaki sabitin artık 2R yani çap olduğunu gördüğünüzü umuyoruz. Arkadaşlar başka formüller yok mu trigonometride? Çok fazla formül var. Zaten öğrencileri yoran bu formüller. Bu formülleri kısaca ezberlemek için ben sizlere bir espri anlatacağım. Sinüs delikanlı bir fonksiyondur. Yani yardımlaşmayı sever ve yalan söylemez. Kosinüs ise tam tersi, bencil bir fonksiyondur. Yardımlaşmaz ve yalan söyler. Bunu sadece ezberlemek için kullanıyoruz. Aslında bunun esası sinüs tek fonksiyon, kosinüs ise çift fonksiyon. Toplam fark formülleri dediğimizde iki açının toplamının sinüsü nasıl yazılır? Sinüs delikanlı bir fonksiyondur. Paylaşmayı sever. Sinüs x bir kendisini alır. Bir arkadaşına yani kosinüse verir. Yalan söylemez. Ortada artı varsa artı. Bir arkadaşına verir. Sonra bir tane de kendisine alır. Ben buna bir sana bir bana diyorum. Peki sinüs x eksi y için benzer bir tartışma yapabilir miyiz? Evet. Bir bana sinüs x, bir sana kosinüs y. Yalan söylemiyor. Delikanlı bir fonksiyon. Eksi. Bir sana kosinüs x, bir bana sinüs y. İki formülün sevgili arkadaşlar kendi aralarında çok benzeştiğini görüyorsunuz. Buradan başka bir formül çıkacak. O yüzden şimdi sizlere dikkat çekiyorum. Birinci parçalar aynı. İkinci parçalar da aynı. Yani bunları toplarsak yeşiller kalır. Çıkarırsak türkuazlar. Yani taraf tarafa toplama ve çıkarmadan bahsediyorum. Peki hocam sinüs delikanlı bir fonksiyon. Kosinüs nedir? Buna biz hain fonksiyon diyoruz. Veyahut da bencil fonksiyon diyoruz. Aynı zamanda yalan söylüyor. Kötü bir fonksiyon. Aslında kötü değil. Çift fonksiyon arkadaşlar. Bencil davranıyor. Hep bana yani kosinüs x'i alıyor.
Y'yi de alıyor. Sonra yalan söylüyor. Artı yerine eksi yazıyor. Kalanları arkadaşına veriyor. Sinüs x çarpı sinüs y. Peki kosinüs x eksi y için bunu tartışabilir miyiz? Evet sevgili arkadaşlar. Hep bana yani sana yok diyor. Yalan söylüyor. İçeride eksi olmasına rağmen artı yazıyor. Sinüs x çarpı sinüs y olarak karşımıza çıkıyor. Burada bencillik yapıyor ama sizlere yine gösterelim. Türkuazlar aynı. Yani biz bu iki ifadeyi toplarsak sinüslerden kurtulmuş oluruz. Peki hocam tanjant ve kotanjant için ne yapacağız? Önce tanjantı tartışalım. Kotanjant biraz daha zor, o biraz beklesin. Tanjant x artı y'yi sizlerden sinüs x artı y bölü kosinüs x artı y olarak düşünmenizi istiyoruz. Hani demiştik sinüs delikanlı fonksiyon, kosinüs biraz daha hain, bencil bir fonksiyon demiştik arkadaşlar. Bunun gibi düşünelim. Yani pay yukarısı delikanlı davranacak, aşağıda biraz bir hinlik var. Tanjant x artı y. Tanjant x artı tanjant y. Gördüğünüz gibi çok dürüst. Hiçbir sorun yok. Tanjant x artı tanjant y olarak yazdık. Aşağıda ise bir hainlik olacak. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Hocam bunlar nereden geliyor? Sinüs x artı y'nin açılımını yukarı yapıyoruz. Kosinüs x artı y'nin açılımını aşağıya yapıyoruz arkadaşlar. Sonra her iki tarafı kosinüs x çarpı kosinüs y'ye bölüyoruz. Yani bir orantı sadeleştirmesi yapıyoruz. Karşımıza bu sonuç çıkıyor. Fakat ezberlemesi kolay olduğu için fazla ispata girmedim. Pay delikanlı davranıyor. Aşağıda biraz sorun çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yine tanjant delikanlı davranacak. Ne yazar sizce? Tanjant x eksi tanjant y. Çünkü yukarıda sinüs var sevgili arkadaşlar. Aşağıda ne olacak? 1 artı, tekrar diyorum, 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Buradaki artının geliş sebebi kosinüsten. Kosinüs hain olduğu için eksiyi yalancı davranarak artı yapıyor. Peki hocam kotanjantta ne yapacağız? Benzer şeyler yapabilirsiniz. Fakat bizim size önerimiz, kotanjantla çok uğraşmayın. Kafanız karışır. Onun yerine 1 bölü tanjant x artı y olarak düşünün. Yani tanjant x artı y'yi hesaplayın. Ardından kotanjanta çevirin. Çünkü formüllerde ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Öğretmen olarak biz bile bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 1 bölü tanjant x eksi y. Sevgili arkadaşlar, toplam fark formüllerinden şu soru çıkmış. Yani iki terim de aynı olursa ne olur? Mesela x artı x olursa ne olur? X eksi x olursa ne olur? Sıfır olur. Bunun tartışması daha sonra yapılabilir. X artı x olunca ne oluyor arkadaşlar? Sinüs 2x. Sinüs 2x. Sinüs delikanlı bir fonksiyondu. Bir bana sinüs x. Bir sana kosinüs x. Yalan söylemiyor. Artı. Bir bana veya bir sana kosinüs x, bir bana sinüs x. İki ifadenin aynı olduğunu gördüğünüzü umuyorum. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Arkadaşlar çarpmada değişme özelliği var olduğu için sinüs x çarpı kosinüs x, kosinüs x çarpı sinüs x'e eşittir. Kosinüs ise bencil bir fonksiyon olduğundan hep bana diyecek. Yani kosinüs x çarpı kosinüs x eksi sinüs x çarpı sinüs x. Yani kos kare x eksi sin kare x. Buradan çeşitli formüller çıkıyor. Mesela kosinüs kare x yerine 1 eksi sin kare x yazıp bu ifadeyi 1 eksi 2 sin kare x'e çevirebiliyorlar. Veyahut da sin kare x yerine 1 eksi kos kare x yazıp parantezi açıp 2 kos kare x eksi 1'e çevirebiliyorlar. Çok önemli değil sevgili arkadaşlar. Siz şimdilik kosinüs kare x eksi sinüs kare x'i bilseniz yeterli. Burada 2 kare farkı var. Çeşitli yerlerde karşınıza bunlar da çıkabilir. Daha zor bir formül olan dönüşümlere geçmeden önce tanjantları da görelim. Tanjant 2x.
Neydi arkadaşlar tanjant 2x? Delikanlı fonksiyon. Tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi. Paydamızda kosinüs vardı hatırlayın. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x. Bu formülü toparlayalım. Tanjant x artı tanjant x. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Tanjant x çarpı tanjant x'i tanjant kare x olarak yazabiliriz. Tekrar edelim sizlere. Kotanjantta çalışmak zor olduğu için biz sizlere 1 bölü kotanjant 2x yazmanızı tavsiye edeceğiz. Böylece bir sürü gereksiz formül ezberlemek zorunda kalmayacaksınız. 1 bölü tanjant 2x, yani yukarıda verilen ifadenin tersi olan